Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Kitabımız şu an satışa çıktı. bu videoda da tanıtımını yapmaya çalışacağım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Umarım iyi bir video olur. İlk önce kitabı göstermek istiyorum. Daha sonra soruları gösteririm. Kitabı gösterip biraz anlatmak istiyorum. Kitabımızın ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzü bu şekilde. kalınlığı da gördüğünüz gibi. Kitap 168 sayfadan oluşmakta ve içerisinde yaklaşık 700 tane soru var. Şimdi arkadaşlar kitap 2 yıl sonunda çıktı. Bir buçuk yıl boyunca kitaptaki soruların yerleri değiştirildi. Sorular eklendi, çıkartıldı. Bu şekilde bir, bir buçuk yıl süre geçti. Çaba sarf ettik. Temmuz ayında, bir buçuk yıl sonunda temmuz ayında ben video çözümlere başladım. Video çözümlere başladım. Normalde 700 tane sorunun video çözümü bir ay falan sürer ama ben arkadaşlar şöyle bir yapım var. Bir iş yapıyorsam mükemmel olmalı, çok güzel olmalı ve içime %100 simbeli. Kitap içime %100 sinece şekilde hazırlanmalı. Bu yüzden önce çözüm yaparken bile soruları ekledim, çıkarttım. Bu yüzden de kitap geç çıktı. Şu an bu kitap çıktığına göre şunu bilmelisiniz. Bu kitap benim içime %100 sindi. Bu kitabı kesinlikle alabilirsiniz arkadaşlar. Kimler alabilir? Herkes almalı. Çünkü TYT'ye girecek her arkadaşın çözmesi gereken bir kitap oldu. Bakın burada biz yazdık. Boşuna yazmadık bunu. Sınavdan önce çözülmesi gereken sorular. İçerisinde öğren, pekiştir testleri var. ÖSYM provası testler var. Efsane sorular var ve baba sorular var arkadaşlar. Buradaki bu soruların hepsi özenle seçildi. Tekrar ediyorum. Özenle düşünüldü. Özenle hazırlandı. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kitabı hazırlarken aslında benim şöyle bir avantajım vardı. Youtube'da video çözümü yaptığım için öğrencilerin eksikliğini biliyordum. Yani hangi soruları çözmemiz gerekir? Kitapta her tarz soru olmalı ama bazı sorular özellikle olmalı gibi bunları düşünerek arkadaşlar bu kitap hazırlandı. Zaten ben piyasadaki tüm TYT matematik soru bankalarına nereden baksak hakimim. Çünkü kanala bir soru atarken işte bir yayından X yayını diyorum artık şu an. X yayınından mesela soru seçerken aslında oradaki sorulara bakıyorum. İşte Y yayından bir soru seçerken oradaki sorulara bakıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu kitap hazırlanırken çok büyük bir avantaja sahiptim. Bunu da kullandım ve çok iyi bir kitap oldu. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Alan hiçbir arkadaşımız pişman olmayacaktır. Benim parolam hep şu oldu hayatım boyunca. Bu kitapta da, da oldu. Bu kitap çıktığı zaman acaba ben kendimi alır mıyım? Başkası çıkarttı ben acaba kendimi alır mıyım? Ya da çocuğumu alır mıyım? Alırım arkadaşlar. Kendime de alırım, çocuğuma da alırım. Çünkü dediğim gibi içime %100 sindiği için şu an satışta. Kesinlikle almanız gereken bir kitap oldu arkadaşlar. Kitabı tek başıma yazmadım. Üçte birlik kısmını ben yazdım. Üçte birlik kısmını Ali hocamız yazdı. Üçte birlik kısmını da Selim hocamız yazdı. Ben arkadaşlar iyi olduğumu düşündüğüm konuları yazdım. Selim hocamız da öyle. Ali hocamız da öyle arkadaşlar. Bu şekilde olduğu için kitap efsane bir kitap oldu. Şimdi ben Selim hocamızdan ve Ali hocamızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Ama yaptıkları tüm çalışmalardan bahsedemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla var. Bazılarından bahsedeceğim. Selim hocamız okyanusta master. Yani master yazarıydı arkadaşlar. Master kitabının. Kafa denginde Challenger kitabının yazarıydı. Bu yüzden de çok iyi sorular yazabildi kendisi. Ali hocamız. Matek kanalı var zaten YouTube'da. Ve hız yayınlarının kurumsal kitapları. Kurumsal denemelerinde vardı. Uzman yayınlarının kitapları ve kurumsal denemelerinde. Yüksek başarı yayınları. Yani bizim kitabımızda vardı arkadaşlar. Kafe denginin denemelerinin çaprazlarını yapmış. Ve sizin çok iyi yakından tanıdığınız Mert Hoca yayınlarında arkadaşlar. Ali hocamızın çokça imzası var. Ve son olarak da tesir yayınlarının geometri kitaplarını yazmış bir hocamız. Yani. Biz burada bu su kitabı yazarken oluşturduğumuz komisyon özenle seçildi. Benim tüm soru bankalarına hakim olmam kesinlikle çok önemliydi. Bana zaten şöyle bir şans tanıdı hocalarımız. Dediler ki, hocam senin istemediğin herhangi bir soruyu çıkartacağız. Yeni soruyu ekleyeceğiz bizim yazdıklarımızdan. Ben de öyle yaptım arkadaşlar. Benim yazdığım sorular da tabii ki onlar tarafından düşünüldü, tartışıldı. Fakat sonuç olarak bu kitaptaki her soru arkadaşlar onayımdan geçti. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bakın bunu çok söylüyorum ama iştenlikle söylüyorum. Bu kitap çok iyi bir kitap oldu. Şimdi aklıma gelen başka şeyler var mı bunu düşünüyorum. Çünkü soruları göstermeye geçeceğim. Video çözümden bahsettim değil mi? Video çözümünü ben yaptım, özenle yaptım. Anlamadığınız bir yer olursa herhangi bir videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Baba sorulardan, efsane sorulardan bahsettik. Kitabın 2 yıl sonunda çıktığından bahsettik. Aslında her şeyden bahsetmişiz. Şimdi arkadaşlar gelin soruları görmeye geçelim. Arkadaşlar şimdi sorulara bakacağız ama şunu da hemen göstermek istiyorum. Kitabı aldığınız zaman zaten video çözümlere nasıl ulaşacağınız yazıyor. Bakın video çözümlerine buradan ulaşıyor ve açıklıyor. Tamam mı? Siz kitabı aldığınız zaman buradan bakarsınız. Ben şimdi size soruları göstereyim. Kitabımızın başlangıcı bu. Zaten söylemiştik. Şöyle başladık işte çevirmeye. Ön söz çok güzel bir ön söz var orada. Şimdi arkadaşlar doğal sayılar ve tam sayılar öğren pekiştir testlerindeki sorular bunlar. Şöyle bir göz gezdirin siz. Sonra ÖSYM provası test 2 var. Sorularımız bu şekilde. Şunu zaten kanalda çözmüştüm. Sonra bakın burada ÖSYM provası yine doğal sayılar ve tam sayılar efsane sorular ve baba sorular var ki şu soruyu kanalda çözeceğim büyük ihtimal. Sonra yine doğal sayılar ve tam sayılar burada efsane sorular ve baba sorular var. Bu şekilde hepsini göstermek de istemiyorum arkadaşlar. Çok da fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Mesela ardışık sayılar ve basamak kavramındaki sorularımız. Böyle biraz hızlı geçelim. bölme ve bölünebilmedeki sorularımız arkadaşlar. ÖSYM. Evop Ekok var burada. Şimdi Evop Ekok'tan birazcık gösterelim. Şöyle. efsane soruları ve baba sorularımız var bu şekilde. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılardaki efsane ve baba sorularımız arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Birinci dereceden denklemlerde mesela şuradaki pasta sorumuz. Bunu çözen asıl bordo verelim. bunu çözen bir sorudur mesela. Çözen kişidir. Çok iyi. Çok mükemmel soru. Hepsi çok iyi de. Şimdi hepsini birden çok iyi demek de istemiyorum. Hepsi çok iyi aslında. Mesela şu soru arkadaşlar efsane bir sorudur. Böyle tüm kitaptaki soruları da açıkçası hepsini birden göstermek istemiyorum yani arkadaşlar. Çok iyi sorular var burada. Şimdi ben hepsini de göstermek istemiyorum samimi olmak gerekirse. Ama büyük bir çoğunluğunu göstereyim ki kitabı neden almanız gerektiğinin farkına varın. Kitabı alan kesinlikle pişman olmaz arkadaşlar. Çok samimi söylüyorum bunu. Bu kitabı alan kesinlikle pişman olmak. Biraz polinomları göstereyim. Fonksiyonlardaki efsane sorular burada. Fonksiyonlarda yine baba sorular falan var. Polinomlar arkadaşlar. Bakın polinomları özellikle güzel yazdık. Çünkü polinomları çok seviyorum. Çok efsane sorular var burada. Bakın polinomlar. Bu şekilde arkadaşlar. ikinci dereceden denklemler. Veri istatistik. ÖSYM provası. Veri istatistik. E, permütasyon kombinasyonda bakın çok güzel sorular var. Hepsinde çok güzel de işte. Arkadaşlar nasıl anlatacağım, nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama gerçekten çok iyi bir kitap. Beğeneceğinizi umuyorum. Buna da çok eminim arkadaşlar. Umarım hepimize faydalı olur. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Videonun, videonun diyorum. Kitabın satış linklerini bazılarını aşağı koyarım. Özellikle bir size sanırım ucuz şu an. Topluluk kısmında da paylaşmıştım. Onu da koyarım arkadaşlar. Kitap bu şekilde. Sonuna kadar kefilim. Sonuna kadar imzamı atıyorum. Alıp beğeneceğiniz bir kitap arkadaşlar. Beğenmeme şansınız yok diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.